Nur içinde yatsın büyüğüm, üstadım, sevgili abim Akagündüz Kutbay beni iki oktavlık şarkılarla çalıştırırdı. Ben tenorum. Tenorlarda iki oktavı tınlatmak kolay değildir. Yani yegah. Hadi tiznava daha münasiptir ama yegah ne yapacağız? Türk musikisi repertuarı esas mesela yegahta karar veren makamlarladır. Mesela Acem Eşiran diyelim. Acem Eşiran bile yani yerinden okumuyorsun, bir ses okuyorsun. Bir ses aşağı indiğin zaman daha pes bir yer alıyor. Tınlatabilmen lazım. Efendim Sözü Cerrah'ı okuyacaksın, ve Sözü Dil okuyacaksın, Evcara okuyacaksın. Değil mi? Ferah Feza okuyacaksın. Ferah Feza da kaba do diyezi bile alır yani. Ferah Feza makama karara giderken aşağıdaki do diyezi de alır çoğunlukla. Bütün bunları okuyabilmek için en aşağı iki oktav sese ihtiyaç vardır. Çok gençlikte tenorlarda iki oktavı yukarıda bulur da yegah, mesela yerinden okuyacağım diyeceksin. Yerinden okuyacağım diyeceksin ama yerinden okuduğun zaman da tenor yukarıda tiz nevalar, tiz hüseyinler olan eserde yüklenir, yüklenir, yüklenir. Birdenbire karara indiği zaman ses çatallanır. Nefese döner. Tını gider. Çok az kalitedeki seslerde bu mümkün olabilir. Kim? Alaaddin Yavaşçı. Kristalize bir ses. Baktığın zaman bariton zannedersin. Tenorun kralıdır. Üstelik sesi kullanma becerisiyle kafayı almakla kafayı aldığı zaman tiz acem şu bu falan orada çalkalar gider. Ve aşağıda da Alaaddin Bey'in hiçbir zaman yegahlarda efendim Acem Aşıran perdelerinde, Hüseyin Aşıran perdelerinde hiç sesi çatallanmaz. Kristalize ve onun böyle bir çatır çatır bir sesi vardı. Allah selamet versin sultanıma benim canıma. O koca koca de, hay bir değer. Medeniyet. Ah be. Ne yapacaksın? Her kemalin bir zevali var işte. Bekir Bey. Onu hiç açma. Bu saatten sonra sabahı buluruz. O sabahı buldurur. Bekir Bey dediğin zaman başka bir sayfa açmak lazım. Allah Alaaddin hocama hayırlı şifalar. Amin. Bekir hocama da cennet derecatının âlisini inşallah nasip eylesin. Amin. Aka hocama aynı Amin. şekilde Necdet Yaşar hocamın taksiratını affeylesin. Amin.